1990'ların başı, fakülteyi bitiren genç bir hukukçu. Erzincan Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak başvuru yapar. Sınavları geçer, prosedürler yerine gelir, güvenlik soruşturmasına takılır. Hemen Marmara Üniversitesi'ne başvurur, orayı kazanır. Doktorasını yapar, doçent olur, profesör olur, milletvekili olur, meclis başkanı olur Mustafa Şentop. Ben böyle bir haksızlığa uğramış bir kişinin, meclis başkanının, anayasaya aykırı, anayasa mahkemesinin iptal ettiği ve geçen hafta bu meclisten dönen yasayı getirirken yüzüm kızarır. Ve daha beterini getiriyor. Değerli arkadaşlar, bakın bu güvenlik soruşturması, araştırması, arşiv araştırmasından başbakanlık yapmış Binali Yıldırım da mağdur olmuş. Grup başkan vekilimiz Engin Altay 5 yıl atanmamış. Ama bugün daha beterini getiriyorsunuz. Olmaz. Değerli milletvekilleri, peki 19 yılda bu güvenlik soruşturmasından ne çıktı? 3000 tane terörist sıfatıyla yargılanan hakim çıktı. Binlerce bugün aynı sıfatla yargılanan memur çıktı. Siz gerçekten liyakat, bilgi, birikim, vatan sevgisi, bu kavramları arıyor musunuz? Hayır. Bugün Sağlık Bakanlığı'na bakıyorum, Menzil diye bir cemaat liste veriyor. Adalet Bakanlığı'na bakıyorum, İskenderpaşa diye bir cemaat blok liste veriyor. Diğer bakanlıklara veriyorum, cemaatlere teslim edilmiş. Peki pırıl pırıl gençler, iyi eğitim almış gençler, gerçekten bu ülkeyi seven gençler atanabiliyor mu? Hayır. Hayır. Eğer gerçekten ki bu ülkeyi sevseniz, bu vatanı sevseniz, bu ülkede milyonlarca göreve gelecek pırıl pırıl gencimiz var. Ama onlara layık görmüyorsunuz. Sizin için 3 tane kavram var. 1, partili olacak. 2, aile. Soy ağacı çok önemli. 3, cemaatler liste verecek. Olmaz. Olmaz. Evet, bakın ülkesini sevenleri atıyoruz diyorsunuz. 15 Temmuz'da gördük bu ülkesini sevenleri. Atadığınız o hakimler, o polisler bu meclisi bombaladı. Aynı anda iş devam ediyor. Aynı anda iş daha vahşi bir şekilde devam ediyor. Biz maalesef ki size ısrarla 2009'dan beri söyledik. Burada rahmetli Kamer Genç konuştuğunda saldırdınız. Defalarca söyledik. Bu ülkede sizin getirdiğiniz bu yasa devleti çok daha fazla geriye götürecek. Anayasanın en az 8 maddesine aykırı. Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Niye bu ısrar? Neden? Bir kıstas koyarsınız anlarım. Ama 7 ceddini araştırıyorsunuz. Şimdi muhalefet partisinin üyeleri istifa etmek zorunda kalıyor. Neden ediyor biliyor musunuz? Neden ediyor biliyor musunuz? Bakın. Oğlu hakim olacak, yeğeni asker olacak. Bir partiye üye olduğu için muhalefetten, partisinden istifa etmek zorunda. Ama siz partinizin arka bahçesindeki gençlik kollarını, kadın kollarını avukatlıktan hakim yapıyorsunuz. Olacak şey mi bu? Yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Ben bunları görüyorum arkadaşlar. Görüyorum. Yapmayın. Yapmayın. Bir yerde bir CV geliyor. Bir yerde bir CV geliyor. Bakın. En az 3 dil biliyor. İyi bir okulu bitirmiş. Buyurunuz efendim. İyi bir okulu bitirmiş. Pırıl pırıl. Terörle hiçbir bağlantısı yok. Sınavdan çok yüksek not almış. Giremiyor. Çok örnek var. O kadar çok örnek var ki. Sulh ceza hakimlerine, Asya ceza hakimlerine bakın bir. Özellikle atanan hakim ve savcılara bakın bir. Ben bunu komisyonda söylediğim zaman dediniz ki Mehmet Moğoltay, Seyf Oktay da almıştı. Ama onların aldığı hiçbir hakim bu meclisi bombalamadı. Bir kez daha söylüyorum. Bana dediniz ki
sen bakanın çırağısın. Açık söyleyeyim. Mehmet Moğoltay'ın, Seyfi Oktay'ın çırağı olmak FETÖ'nün uşağı almaktan çok daha iyidir. Teşekkür ediyorum. Avukatlık mesleği, savunma, yargının üç unsurundan hakimlik, savcılık ve avukatlık anlamında, yani yargının kurucu unsurudur avukatlık mesleği. Ülkemizde avukatların sorunları çok fazla, başlıklar şeklinde sayacağım ben. Bir, hukuk fakültelerinin sayısı oldukça fazla ve niteliği sürekli düşmekte. İki, stajyer avukatlar ciddi anlamda ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Hakim ve savcıların stajyerlerin aldığı maaş gibi aynı şekilde onlara da maaş verilmeli ve onların sigortası da devlet tarafından karşılanmalıdır. 3. Kendine ait hukuk ofisi kuramayan avukatlar başka bir avukatın yanında sosyal sigorta kurumu sigortalı olarak, bağlı çalışan olarak tercih etmekte, ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. 4. Avukatların dosya inceleme ve örnek alma işlemlerinin engellenmeye çalışılmaktadır. Avukatlar yeteri kadar dosyayı inceleyememekte. Çünkü dosyayı inceleyemediği için de yeteri kadar savunmayı yapamamaktadır. Dosyayı incelemesinin engellenmesi, hakim ve savcılar, bunlar avukatların kendi karşısında dosyayı bilen bir avukat istemiyorlar. İşin doğrusu bu. Yani o açıdan dosya inceleme fırsatı çok önemlidir. 5. Mahkemeler duruşmalara haftada 2 sefer duruşma yapılmaktadır. Nasıl meclis diyor benim iş yüküm çok, haftada biz 3 günü çalışıyor yetmiyorsa, hakimler de aynı şekilde yapıyor. Eğer duruşmalar yetmiyorsa haftada 5 gün yapsınlar, haftada 4 gün yapsınlar. Bu büyük bir sorun teşkil etmekte. Hakimler aynı zamanda duruşma saatinde duruşmaları yapmamaktadır. Ve orada avukatlar saatlerce bekletilmektedir. Avukatlar genel vekaletname ile ihtarname çekememektedir. Yani burada Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Adliyelere memur alınıyor. İçimizde gayet rahat başsavcılıktan, hakimlikten emekli alan arkadaşlarımız da aramızda. Eğer adliyelere memur alımı yapılırken hukuk mezunu kişiler alınırsa daha faydalı, daha verimli olur. Bu konuda büyük bir eksiklik var. 8. Mazeretli hakimler duruşmaya gelmiyor. Avukatların o mazeretten haberi yok. Bir şehirden bir başka şehire gittiği zaman hakimin mazeretiyle karşı karşıya kalıyor. O gün için mazereti olan hakim duruşması olan avukatlara bildirilirse UYAP üzerinde, bu mağduriyetler de giderilmiş olur. Bu şekilde sıkıntılar var. Mahkemeler hüküm kururken vekalet ücretine ilişkin avukatlık ücretini, vekalet ücretini çoğu zaman yazmıyorlar, eksik yazıyorlar ve bununla ilgili ya istinafa gidiyor ya temize gidiyor, sürekli bununla uğraş içerisine giriyorlar. Aynı zamanda CMK görevlendirilmelerinde verilen ücretler çok düşük ve vergisi peşin alınıyor, uzun süre sonradan tahsil edilebiliyor ki bu da aynı zamanda avukatların mağduriyetine sebep veriyor.